Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı sıhhat yerindedir. Boğa'nın ayak seslerini duyduğumuz bu aylarda arkadaşlar, Coinless yeni bir ön satış getirdi. Subsquid isimli proje. Subsquid projesi nedir? Potansiyeli nedir? 10x mi, 20x mi, 100x mi? Buna bakacağız. Aynı zamanda proje nedir? Ne yapar? Destekçileri kimler? Nasıl bir sorun çözüyordur? Biz ön satışa nasıl katılırız? En ucuz para gönderme yöntemleri nelerdir? Aynı zamanda nasıl önlerden öncelikli sıra alırız? Bunun detayını inceleyeceğiz. Bunu konuşacağız. Biliyorsunuz bir önceki satış Bitscrunch'ta öncelikle sıra alıp 2000 dolarlık alım yapmıştık. Canlı yayında sizlerle paylaşmıştık. Gelin bu videoda da Subsquid projesi için ön satışa nasıl katılacağız? Stratejimiz ne olacak? Neler yapacağız? Bunu birlikte bahsedelim. Ayrıca kaç para yatıracağımı da sizlere videoda söyleyeceğim. Zaman kaybetmeden hazırsanız gelin videomuza geçelim. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Kripto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. SubSquid projesi Twitter'ın geçtiğimiz gün arkadaşlar şöyle bir duyuru yaptı. Dedi ki SQD token CoinList birlikte partnerlik yaptık ve 18 Ocak'ta ön satış yapılacak CoinList üzerinde. CoinList'in sayfasına geldiğimizde arkadaşlar burada SubSquid Community Sale olarak görüyor. Buna gelip kayıt olacağız. ...quiz sorularını yanıtlayacağız ama ona gelmeden önce... ...bir proje nedir, ne değildir, potansiyeli nedir, token fiyatı nedir... ...buna birlikte gelin bakalım arkadaşlar. Subsquid Projesi, open internet yani açık interneti herkese ulaşılabilir bir şekilde getiriyor. Aynı zamanda datalara, bilgilere olan erişimi herkese açık hale getiriyor. Yani bir arama motoru, bir data, veri motoru gibi düşünebiliriz. Mesela arkadaşlar örnek işte Google, Yahoo gibi arama motorlarının... ...içeriğini başkaları hazırlıyor. Aynı zamanda siz de o içeriğe erişebiliyorsunuz. Biraz daha Web3... arkadaşlar merkeziyetsiz bir arama motoru data havuzu geliştirmeyi düşünüyor ekip. Yani an olarak bu şekilde teknik. Tabii ki bunu yapar mı yapamaz mı arkadaşlar? Bakacağız. Şu an kullanımı testnetleri sürüyor. Ee, başarı olurlarsa güzellere gelebileceğini düşünüyorum. Bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece kendi yaptığım yatırım kararlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ön satışın detaylarına geldiğimizde satış 18 Ocak Perşembe günü 18 UTC yani Türkiye saatiyle akşam 9 yani 21.00'da olacak. Ben de arkadaşlar ön satıştan yarım saat önce yani Türkiye saatiyle 8.30'da 20.30'da yani canlı yayın açacağım. Siz de gelirsiniz sohbet muhabbet ederiz. Hem sorularınızı getirirsiniz hem ben canlı yayında nasıl alım yapmaya çalışacağım. Nasıl öncelikli sıralayacağım size onlardan bahsederim. Bir değişiklik var arkadaşlar geçen senelerde olmayan coinlist üzerinde. Şu an kayıt yaptığımızda parayı göndermemiz gerekiyor satıştan önce. Yani şu an kayıt oldum mesela ama 15 Ocak arkadaşlar 12 UTC'den önce yani Türkiye saatiyle 15 çift sıfırdan önce ne kadar aldı, alacağımı söylediğim parayı e, Coinlist hesabıma göndermem gerekiyor. USDT ya da USDC olarak bunu da bahsetmek lazım. Token'ın satış fiyatı 00.94 dolar. Potansiyeline geleceğiz. E, ben bunu bir tık arkadaşlar pahalı buldum. Bitcrunch ön satışına göre ama katılınır mı? Tabii ki katılınır. Coinlist üzerine gelen ön satışlar güzel. X'ler yaptı. Yani en kötü 2-3x yapar. Orada zaten güzel para kazanırsınız. 2-3x'i total portföy olarak söylüyorum. Yani açılan token olarak değil. Diyelim siz 1000 dolar yatırdınız. Bu 1000 dolarınız benim kanımca 2000-3000 dolar çok rahat olur. Daha da fazla olabilir. Ona bakacağız. Vesting'e geldiğimizde token listelendiğinde %20'sini veriyor size. Diyelim ki siz 1000 dolarlık aldınız. 200 olarak token'ı size listeleme anında veriyor. Daha sonra 6 aylık arkadaşlar lineer bir şekilde dağıtıyor. 6 aylık e, taksit şeklinde. İşte %20'sini verince geriye 180'i kalıyor. 180'inde e, 6 ayla baktığımızda yaklaşık %13 küsür yapıyor. Yani her ay %13 verecek. 6 ay sonunda da bütün token'ları size vermiş olacaklar. Yani Vesting'i gayet güzel. Çok e, sıkı, strict bir vesting yok, ağır bir vesting yok. E, Token'larınızı 6 ay içinde hepsini alıyorsunuz. Bence gayet güzel. TGE yani token generation event yani listelemesi de 15 Mayıs 2024'te olacağını bahsediyor. Yani yaklaşık Ocak 18'de olacağını düşünürsek Ocak ortası işte Şubat ortası, Mart ortası, Nisan ortası, Mayıs ortası. 4 aylık bir süreçte daha sonra tokenlar size verilecek. Tokenlar listelemesi yapılacak. Genelde coinlist'te ön satış çıkan projeler coinlist'te listeleniyor. Bakalım başka ne listelenecek. Onu da yakından takip edeceğiz. Satın alma miktarı arkadaşlar minimum 50 dolarlık alabiliyorsunuz, maksimum 2000 dolarlık alabiliyorsunuz. Şimdi burada hep soru soruluyor. Ya kaç dolarlık alalım hocam? Yani şöyle bir şey var. Eğer sizin diyelim ki kriptoya 10.000 dolarlık bütçeniz var. 10.000 dolarlık bütçenin bir kere yarısını işte Bitcoin Ethereum gibi sağlam coinlere yatırmak mantıklı. Geri kalanında riskli ön satış, işte daha böyle gem projelere yatırmak istiyorsanız o 5.000 doların da %10'unu buraya yatırabilirsiniz. Yani 500 dolar civarında yatırabilirsiniz. Ama bütçeniz 100.000 dolardır. O zaman farklı bütçeniz sadece 1.000 dolardı kripto için. O zaman belki 50 dolarlık girmek mantıklı olur. Tamamen kişisel arkadaşlar finans kişisel yatırım tercihleri üzerinden karar vermeniz gereken bir şey. Ben bitkranç biliyorsunuz 2.000 dolar girdim buna çıkarsa buna da 2000 dolar girmek isterim. Eğer alınmazsa arkadaşlar burada additional allocation request diyor. Yani eğer talep olmadı, token kaldı. Size çıktı diyelim ki 2000 dolarlık aldınız. Onun üstüne bir daha 2000 dolarlık istekte bulunabiliyorsunuz. Eğer kalırsa ki ben sanmıyorum kalacağını da diyelim ki insanlar yeterli talebi göstermedi kaldı bir 2000 dolarlık daha alabiliyorsunuz. Sadece USDT ve USDC üzerinden satın alımlar yapabiliyor. Yani e, coin liste e, algo gönderebilirsiniz, başka token gönderebilirsiniz, USDT, USDC gönderebilirsiniz. Daha sonra bunların hepsini USDT ya da USDC'ye çevirmeniz gerekiyor. Token ekonomisine baktığımız arkadaşlar pre-seed backers yani tohum aşaması öncesindeki destekçiler bunlara Arkadaşlar listeleme sonrası 6 ay kilitli tokenları daha sonra 24 aylık bir vesting süreci var. Buradan gelip inceleyebilirsiniz. Ben videoyu uzun tutmamak için hepsinin detayına girmiyorum. Takım arkadaşlar %15'ini alıyor tokenların. 6 ay kilitli daha sonra 24 aylık bir vesting oluyor. Burada baktığımızda community sale'ın yani coinlist üzerinde olacak vesting'e. O en rahat hafif vesting %20 listelemede veriyor. Geri kalan %80'ini de 6 ay içinde lineer bir şekilde veriyor arkadaşlar. Buradan... Token ne zaman ne kadar piyasaya çıkacak ona bakıyoruz. Yani buradaki token arkadaşlar total adedi yanlış görmüyorsam 1.3 milyar adet token piyasaya çıkacak. 7 yılın sonunda oldukça uzun bir süreç var. Burada baktığımızda potansiyele nasıl bakabiliriz? Projenin dolaşımda olan token arz miktarını benzer projelerin arz miktarlarıyla fiyatlarıyla karşılaştırabiliriz. Ne demek istiyorum? Diyelim ki işte şu 6. ayda projenin dolaşımdaki token miktarı işte 200 milyon adet olsun. 200 milyon adet dolaşımda arzu olan benzer tokenlara CoinMarketCap sitesinden bakıp ne yapacağız? E, fiyatı nelere gelmiş? 0.094 dolar kaç x yapar? E, uçurur mu bizi yoksa üzer mi bizi bunu gelin birlikte inceleyelim. Ne yapacağız Market sizin ilk yüze girersen nereye gelir İlk 500'e girerse nereye gelir e, bunun iki farklı potansiyel incelemesini birlikte yapacağız. Şimdi ilk yüze geldiğimizde her şey çok iyi gitti ekip iyi çalıştı arkadaşlar. 6 ay içinde proje roketledi ilk yüze girdi. Diyelim ki tabii bu düşük ihtimal. Nereye geliyor arkadaşlar potansiyeline bakalım. Burada benzer projelere baktığımızda işte 224 milyon 243 milyon 304 milyon dolaşımda olan projeler. E, burada baktığımızda ortalama fiyat 3 dolar civarı. İşte 00.90'da küsuratına atılma arkadaşlar. 01 dolar diyelim. 01 dolar 3 dolara gelirse 30x'lik bir potansiyel yapıyor. Yani 1000 dolar koyuyorsunuz 30 bin dolarınız oluyor basit mantıkla baktığımızda. Bunu yapması e, düşük bir ihtimal. E, yapabilir tabii ki. Mesela Solana'da da ön satış yaptı. 1000 dolar koydunuz, 100 bin dolarınız oldu. E, tabii ki satmamanız lazım, tutmanız lazım. Eşinde benzer projelerde böyle oldu. İşte Casper var, e, Mina var. E, 100x'ler olmadı ama orada güzel e, karlar elde etti insanlar. Dediğim gibi 30x tabii ki buralarda biz ilk yüze girersek Coinlist projede 50x'leri, 100x'leri görmeye alışkınız. Yani bunun fiyatı o ondan e, kanımca bir tık pahalı olduğunu düşünüyorum ama e ön satışa girdiğimizde üzeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Peki proje çok iyi gitmedi. İlk 500'e girebildi. Yani 400 ile 500 arasına girebildi. Yine benzer token arzı olan projelere baktığımızda işte 250 milyon civarı. Burada 0.27, 0.29, 0.23, 0.36. E burada yaklaşık 0.3 desek, öbürde 0.1 desek işte 0.094 yerine. O zaman ne yapıyor? 3x'lik bir potansiyel yapıyor. Yani kendini kanıtlayamadı proje. İlk 500'e girdi. O zaman gene 3x'lik bir potansiyel bizim önümüze çıkıyor. Yani 3x ile 30x arası bir potansiyel öngörüyorum ben önümüzdeki 6 aylık süreçte tabii ki boğa piyasası gelir her şeyin fiyatı 10 katına çıkar o zaman proje 100x yaptığında şey diyebilirsiniz hocam siz maksimum 30x yapardınız 100x yaptı o da olabilir tabii ki. Onun için e, arkadaşlar bunlar hepsi potansiyel hepsi birer tahmin ve sadece biz bir değişkene göre bakıyoruz. Yani piyasada dolaşımdaki olan arzına göre bakıyoruz. E, bu projenin birçok değişkene i̇şte bağlı. Ekibin iyi çalışıp çalışmaması, hangi borsaları listeleyecekleri, doğru zamanda listelemeleri, market maker'ların iyi çalışması, desteklemesi token fiyatını gibi gibi birçok şeye bağlı. Biz sadece dolaşımdaki arzına göre baktığımızda basit bir mantıkta nereye gelir? Pahalı mı? potansiyeli nedir? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Subscript projesinin arkadaşlar web sitesine geldiğimizde burada zaten kendileri de coin liste 15 Ocak'a kadar kayıt olunması gerektiğini ön satış için söylüyor. Aynı zamanda proje arkadaşlar Polygon Google Cloud ve Substrate Builders Program altyapılarını da kullanıyor. Yani bunların üzerine inşa edildiğinden bahsedelim. Burada gelip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda test kullanmış insanların yani Subscript projesini deneyimlemiş arkadaşların yorumlarını da burada gelip inceleyebilirsiniz. Buradan gelip dediğim gibi projenin detayına, testnetine, dokümanlarına bakabilirsiniz. Şu an arkadaşlar projeyi takip eden 83 bin kişi var. Projenin arkadaşlar merkezi İsviçre Zug kantonunda. Neden Zug diye sorarsanız neden işte Zürich değil, Cenevre değil, benzer değil. Zug'da arkadaşlar vergiler oldukça düşük. O nedenle ne? bu şekilde startuplar, uplar, girişimler işte blok zincir alan olsun, başka alan olsun genelde Zug bölgesini seçiyor İsviçre'de. Çünkü Zug'da dediğim gibi vergi oldukça düşük. Şimdi gelin arkadaşlar ne yapalım? Projenin potansiyeline baktık. Ne e, sorun çözdüğüne baktık. Ben ne kayıtını yapacağım ondan bahsettik. Şu an arkadaşlar gelin e, projeye kayıt olalım. Buraya tıklıyoruz Register Now. A. Daha sonra bizi gene Proje sayfasını alıyor. Proje sayfasında Register Now tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde Get start'ta basıyoruz arkadaşlar. Buradan soruları cevaplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada siz de bu soruları quiz sorularını e, kopyasını çekebilirsiniz ya da işte zaten yanlış yapsanız da bir şey fark etmiyor. E, tekrar size bir şans sunuyor arkadaşlar. Buradan ben seçimleri yapıyorum. Continue'a devam'a basıyoruz. Quiz sorularını cevapladıktan sonra zaten burada cüzdanımızı bağlamıştık. Bu cüzdanı bağladığımız için benzer cüzdanla devam ediyoruz. Ama siz bağlamadıysanız yeni bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar buraya ne kadar almak istediğinizi yazıyorsunuz. 2000 dolar yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra işte USDC mi USDT mi olarak e, almak istediğinizi yazıyorsunuz. Daha sonra continue basınca kaydınız tamamlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde bu video neler yaptık? Subsquid projesinin detayına indik. Potansiyel nedir? 3x mi? 30x mi? Hangi koşullarda bunlar gerçekleşir? Ona baktık. E, ben de kaydettireceğim. Onun üzerinden geçtik. Quiz sorularını tamamladık ve aynı zamanda e, projeye ne kadar yatırım yapacağımızı da 2000 dolar yatırım yapacağımızı da belirttik. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse mutlaka yorumlarınızı, sorularınızı videonun aşağısına yorum olarak bekliyorum. Aynı zamanda 18 Ocak'ta arkadaşlar 20.30'da da yani ön satış başlanan yarım saat önce de canlı yayını açacağız. Kanala abone değilseniz abone olup arkadaşlar bildirim açarsanız canlı yayını kurduğumda direkt size bildirim gelir. Böylece yayını kaçırmamış olursunuz. Şimdi hepinize teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.